Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları her ne kadar bağırsak hastalığı da olsa vücuttaki tüm sistemleri, tüm organları etkileyebiliyor. Bunlara ekstra intestinal, bağırsak dışı bulgular diyoruz. Gözü tutabiliyor, gözle ilgili hastanın sıkıntısı olabiliyor. Ön kamerada ya da arka kamerada bir takım iltihaplanmalar olabiliyor. Cildi tutabiliyor, özellikle ülseratif kolitte diz altında böyle kırmızı, yumru gibi bazen kahverengileşen lezyonlar çıkabiliyor. Eritematozum gibi ağrılı, çok şiddetli ağrılı olabiliyor. Karaciğeri tutabiliyor bu tip hastalıklar. Safra yolları ile ilgili rahatsızlıklara sebep olabiliyor ve bu tüm bu bağırsak dışı bulgular bağırsak şikayeti olmadan da ortaya çıkabiliyor. Bunlar olduğunda biz ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı da var mı diye hep düşünüyoruz eşlik eden. Bazen bağırsak hastalığı ön planda, şikayetler ön planda, bazen bağırsak dışı şikayetler ön planda olabiliyor. Cildi tutabiliyor dedik, gözü tutabiliyor. Eklemleri çok sık tutuyor. Özellikle büyük eklemleri, kalça eklemi, diz eklemi, dirsek, omuz. Bunlar da ağrılar, ciddi iltihaplanmalarla seyredebiliyor. Bütün bu bulgularla hastada şikayet olmasa bile, hasta bize bu şikayetlerini söylemese bile ülseratif kolit tanısı koyduğumuz hastada biz bunları rutin olarak sorguluyoruz. Rutin olarak bununla ilgili tetkikler yaptırıyoruz. İşte göz yakınması olmasa bile bir göz hekimine gönderiyoruz. Eklem bulgusu hastanın aklına gelmeyebilir, muhakkak sorguluyoruz. Cilt zaten muayene sırasında rutin ülseratif kolit hastasında baktığımız bölgelerimiz var, onlara bakıyoruz. Bunlar açısından hastaları da bilinçlendiriyoruz. Sonrasında olabilir diye onlara bilgi veriyoruz.